Sen şimdi beni buradan kovuyorsun ha? Evet. Belki hiç düşünmüyor musun bu herif bir gün gerçekten türkücü olur, gelir burayı satın alır, beni de garson yapar? Allah'ım sen sabır ver, çek git diyorum sana buradan, geliyorum seni, git! Tövbe yarabbi tövbe, tövbe estağfurullah, tövbe! Ana bu ne ya? Bir oda istedik, 4000 lira dedi. Ulan oteli satsan 4000 lira etmez. Kimi kazıklıyorsunuz ulan siz? Herflere bak ya. Kurban olayım ne kadar pahalı. Açlıktan nefesimiz kokacak bu memlekette. Tövbe tövbe. Bir de şuraya bakalım. Selamun aleyküm kardeş. Bana bir oda verir misin? Tek kişilik mi, iki kişilik mi? Oda ne demek ya? Tek kişilik odalar biraz lükstür, yani pahalıdır. İki kişilik odalarda duş yoktur, tuvalet yoktur, onun için daha ucuzdur. Duş ne kardeşim ya, ver bana ucuz bir oda, gerisini boş ver, ben meşhur olunca yaparım. Boş ver. Peki, birinci kat 107 numaralı oda, anahtarı üstünde. Ha, emanete bırakılmayan eşyanın mesuliyeti kabul edilmez. Ya kim bizim bir şeyimize el sürebilir? Bana pötür geli dündar derler, evvelallah hiçbir şey olmaz, korkma. İyi, hele şu nüfus kağıtını ver bir ne bakalım. Yapacaksın? Belli mi olur? Parayı ödemeyecek olursan ya da ben yokken gitmek istersen. Bana mı diysen sen bunu? Yahu kardeşim olur mu öyle şey? Bir insan nasıl borcunu ödemez ya? Biz pötürgeliyiz evvelallah. Biz borcumuzu öderiz. Sen hiç merak etme. Olur olur ama yine de sen bırak buraya kafa kağıdını. İyi al. Allah Allah.